Uzun zamandır şu soruyu çokça alıyorum. Süs dikişini dümdüz nasıl dikebiliriz? Nasıl pratik şekilde yapabiliriz diye. Büyük ihtimalle adını süs dikişi olarak bildiğiniz ama orijinal adı çima dikişi olan dikişten bahsettiğinizi düşünüyorum. Bugün sizlere çima ayağımı bulmuşken bu dikişin nasıl yapıldığını göstermek istedim. Elimde açık renk bir kumaş var. Şöyle. Normalde bu dikiş her zaman dikişin katlanıp iki dikişin iki katın üst üste geldiği yerin üstüne yapılır. Yani şu kısmın açık olduğunu farz ediyoruz ve yan kapama işlemini yapıyoruz. Kapama işlemini tamamladım. Sonra açıyorum. Şu kısmına çima geçeceğim. Şimdi çima nedir? Çima 0,1 ve 0,3 arasında üstten yapılan ve sağlamlık sağlayan. Yani az önce diktiğimiz şu iki kumaşı birbirine diktik. Bakın. İki kumaşı şu şekilde birbirine diktik. Tersi kalıyor. Düz kısmını açıyoruz ve bir tarafa doğru alttaki dikişi yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra üst kısma 0,1 ve 0,3 arasında bir dikiş atıyoruz. Buna genelde süs dikişi deniyor. Fakat çima ayaklarının daha genişleri de bulunuyor. Alırken zorluk yaşamayın. Neden böyle diye de düşünmeyin. Bakın benim elimdeki 0,3'lük ayaktan. Dediğim gibi bunlar genişleyerek devam ediyor. Hangisini isterseniz, genelde hangisini kullanırsanız onu temin edebilirsiniz. Çünkü ayaklar benim kullandığım sanayi makinesi olduğu için biraz pahalı. Bunların yan sanayileri de bulunuyor. Yalnız yan sanayiler kullanılan çelik açısından kalitesiz oluyor ve en ufak bir hasarda kullanılamaz hale geliyor. O yüzden mümkün mertebe orijinal ürünler almaya gayret edin. Çima dikişi dediğimiz çima ayağı kullanıyoruz yaparken. Bu ayak bakın şurada yayı olup şu şekilde oynayabilen ayak. Oynadığı için aslında dümdüz bir hiza üzerinde gidebiliyoruz. Çünkü şurada 3 kat kumaş bulunuyor. Bu kumaş katı yukarıya doğru kalınlık oluşturuyor. Bu da dikişin şu alt ayağı hemen altına, üstteki ayaksa dikişin üst kısmına denk geliyor ve sağda bulunan şu ayak buradan dümdüz hizada gitmeyi sağlıyor. Bu yüzden dikişi kolaylaştırıyor. En pratik yöntemi süs dikişi için sorduğunuz için bunu anlatıyorum. En pratik yöntemi ayak temin etmektir. Orijinal adının çima olduğunu da unutmayın lütfen. Ben şimdi hemen ayağı takacağım ve dikişi yaparak nasıl bir sonuç elde ettiğimi sizlere göstereceğim. Yaylı olan ayağım üste doğru kalktı. Kumaşımın alttaki kat kısmını sol tarafa doğru yatırıyorum. Bunu unutmuyoruz. Çünkü burada fazlalık yapıp yukarıya kaldırmasını istiyorum ayağımı. Ben hiçbir işlem yapmıyorum neredeyse. Ayak tamamen kendisi tüm işlemleri yapıyor. Benim tek yaptığım şey tutarak ilerlemesini sağlamak. Bakın. Muntazam bir dikiş elde etmiş oldum. Dikişim hiçbir milim dahi herhangi bir tarafa doğru kaymıyor.
Bu biraz alet işler, el övünür kısmı. Tabii bu işlemi biz genelde eğer üşeniyorsak çim ayağını takmaya elimizde de yapabiliyoruz. Fakat bunun için tabii ki pratik gerekiyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.